Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği nasıl bir ekonomi gazetesi ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Panelleri Eskişehir Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile birlikte ve nasıl bir ekonomi gazetesinin işbirliğinde aslında önemli bir panel gerçekleştirmek istedik. Bu anlamda ben Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik. Türkiye'nin politik ve ekonomik gündemi şirketler için yine kurumsal yönetim olduğunu testleriyle ilgili 3 tane farklı ama 3 tane de gerçekten şirketlerimizin olmazsa olmazı dediğimiz konuları bugün dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ben öncelikli olarak katılımlarınızdan dolayı pek pek çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etkilediği tüm alanlarda yok gösterici olmanın üstünlüğüyle hareket ediyoruz. Eskişehir, tarihin her döneminde önemli bir ticari, ekonomik ve stratejik noktada olmuştur. Geniş ve verimli ovaları Anadolu'ya batı, doğu ve kuzey güney doğrultularında kesen doğal yolları Eskişehir'de buluşması, bu yolların askeri ve ticari önemi bölgenin hep göç almasının temel nedenleri olmuştur. İşte bu dediğim yönetimin var olduğu dönemden itibaren başlayan bir kavram. Adına öyle konmasak da sistemlerle yönetmek, hesap verilebilirlik, sistemlerin içerisinde adil olmamız, şeffaf bilgi ihtiyacı, kurumların, şirketlerin kurulduğu günden itibaren, var olduğu dönemden itibaren ihtiyaç olan bir konu. Ve zaman içerisinde gelişerek kendini zenginleştirmiş bir kavram. Yönetim kurumlarına ne görevler taşıyor? Tabii ki yönetim kurumunun baktığımız zaman aslında operasyonlarda değil, aslında daha çok şirketin en üst tarafında gerçekten hedeflediği sorumluluğu tamamen bir şekilde kurulandan aslında denetleyen, akıl veren ya da projeksiyon belirleyen bir yapıda olması gerekiyor. Ama bundan önce özellikle yönetim kurullarının şirketlere nerelmesi gerektiği tabii ki birçok madde sayabiliriz. Öğren sevgili başkanlarım bunu daha detaylandıracaklardır ama ben özellikle bir konuya çok hassasiyetle değinmek istiyorum. Bu da şeffaf, transparency. Yani kristal bir olmak adı ne olursa olsun. Her ayın 3. haftası, çarşamba akşamı burada A'dan Z'ye nereye ne harcandı? Kristal bir, temiz, net bir şekilde çıkıyor. Şimdi konuyla ilgili bu işlemler gerçekleştiği için de bizim meclisimizde ekonomi konuşuyoruz, sanayi konuşuyoruz, vesaire konuşuyoruz. Koşamazot yapmıyoruz. Türkiye için ortaya çıkan tablo şuydu. Türkiye'de bakıyorsunuz şeylere, firmalara. Türkiye'nin en iyi %10, ilk %10'da olan firmalar hakikaten dünyanın her yerinde rekabet edebilecek kalitede firmalar. Ama geri kalan %90'a bakıyorsunuz, yönetim kalitesi bakımından, yani kurumsallaşma bakımından hakikaten dünyanın en kötüleriyle kıyaslanabilecek durumda şeyler. Peki yönetim kalitesi yüksek ülkelerin yönetim kalitesi düşük firmalara sahip ülkelere farkı ne? Verimlilik, üretkenlik ve nihayetinde refah farkı. Şimdi dolayısıyla bizim buradaki Anadolu panellerinin bence konusuyla çok tenasip olduğunu düşünüyorum. Geniş kitleyi, düşük yönetim kalitesi olan hobilerimizi yukarıya doğru taşımamız lazım.